Herkese kocaman merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bir İstanbul tatili yaptık. Çok ufacık. Orada alışveriş yapmıştık. Ben çok seviyorum böyle kargo açılışı videolarını. Sizinle beraber neler almışız ona bakalım istiyorum. Şimdi ortamımızı ayarlayalım. Beraber neler almışız bakalım. Evet, bence artık başlayabiliriz. Çok güzel bir konsept hazırladım bizim için. Ben çok seviyorum böyle ışıl ışıl ortamları. Bu ortam eşliğinde neler aldık bakalım. Önceki videoda zaten göstermiştim size. Cilt analizi yaptırdım. Cildim inanılmaz nemsiz çıktı ki o kadar nemlendiriyorum. Zaten biliyorsunuz Nile bol bol su içmeyi ve cildini bol bol nemlendirmeyi sık sık söylüyorum. Bu arada kalıcı ojeden sonra tırnaklarımın inanılmaz güçsüzleştiğini hissediyorum. Üstü pütür pütür oldu ve yaklaşık 3-4 hafta havasız kaldığı için üstünde böyle sarı bir görüntü oldu. Çok rahatsız oluyorum. Uzun bir süre yaptırmayı düşünmüyorum. Tırnak demişken şu nemlendiriciye geri dönelim. Bu nemlendiriciyi aldım. Aslında avokadolu göz kremi almaya girmiştim. Ama onu denemem için zaten hediye boy bir şey verdiler. Böyle bunlardan deneyeceğiz. Hatta ertesi gün tekrar gittim bir şey sormaya. Bana bundan tekrar verdi. Tekrar böyle hediye ettiler. Onu da açtım. Aklınızda bulunsun. Böyle hediye boy paketlerim üstüne bir toplu iğneyle delik açarsanız bu hani sana 2 hafta yeter dedi. 2 hafta boyunca ben bunu deneyeceğim. Hatta dediğim gibi ertesi gün tekrar böyle bir hediye durumu oldu. Böyle onu denemeye başladım bile. Instagram'dan paylaştığımda arkadaşlarım çok fazla sordu. Şöyle bir tane de küçük boyunu 3 ml'ini verdiler. Denemiş oldum ben o avokadolu kremi, gözaltı kremini böylelikle. Şöyle bir nemlendirici aldım. Sephora'dan şöyle bir palet aldım. Far paleti. Bu far paletini çok beğendim. İndirimdeydi bu da. Bayağı böyle çeşit vardı ama benim en çok beğendiğim renk bu oldu. Şu simi Nil'de de kullandım. Özellikle çok beğendim. Pigmentleri çok güzel. Böyle kahverengiyle biraz mürdüm rengi, pembe, kahverengi, mürdüm, hepsinin karışımı diyebilirim. Bunu da allık olarak kullandım. Oraya allık götürmemişim. Benim için çok çok iyi oldu. Bunu allık olarak kullandım. Şunu Nil'de kullandım. Hatta bu mat bir renk. Bu mat rengin üzerine bu simliği kullanınca inanılmaz güzel oldu. Bu evet Nil'in duş bombaları. Bunu biliyorsunuz zaten. Mutlaka Sephora'ya girdiğinde bir tane duş bombası alıyor. Öyle çıkıyoruz. Bakalım. Sonra yine kozmetikten gidelim. Bu sefer Kiko'ya bakalım. Buradan bir ruj aldım. Geçen aldığım ruju da göstereceğim size. Online'dan almıştım onu. Hiç size inceleyememiştik. Onu göstereyim size. Benim için rujun görseli de çok önemli. Yani dış ambalajı da çok önemli. Bu paketten bahsetmiyorum. Bahsettiğim şey tamamen şu görüntü. Gerçekten bu görüntü beni mest ediyor. O yüzden bu çok güzel görünürken bunu da aldım. Tabii ki tek etken bu değil. Bu tarz rujlar dudağı çok güzel nemlendiriyor. Şöyle bu şekilde. Çok güzel nemlendiriyor bunlar. Glosslarından bende olduğu için hatta bir glossumun dibini sıyırdım ben. İkincisini de almıştık. Kahve makinesi aldığımızda gelmişti. Göstermiştim. Parlak olan glossu. Bununla onu match edebilirim diye düşündüm. Aynı zamanda diğer glosslarımla ve kalemlerimle de olur. Çantamda iki tane kalem vardı. Onlarla da denemiş oldum. Size onları da göstereyim. Çok güzel böyle match edebilirim. Bu hangi numarası? 105 numarası. O kadar beğendim ki anlatamam. Zaten dış görüntüsü beni mest etti. Ama onun haricinde de şöyle şu rengi gül kurusu gibi çok güzel duruyor. Çok beğendim orada. Glosslarla da denedik. Benim bunun glossu da var. Kahverengi. Bu ruj çok güzel nemlendiriyor aynı zamanda dudağı. Şu rengi çok güzel. Bir de bende şöyle bir kalem var. Bu kalem de inanılmaz güzel. 10. Böyle gül kurusu gibi. Çok güzel. Bu ikisi çok güzel match oldu. Çantamdaydı. Deneme şansım oldu. İkisini böyle yan yana koyup Kiko'dayken denedim. Sanırım yani bana mı öyle geldi bilmiyorum ama Galataport'taki Kiko'da daha çok seçenek var. Yani bana da öyle gelmiş olabilir. Bunun şu dış görünüşü de benim çok hoşuma gitti. Ben daha önce şu ruju almıştım. Ne zaman aldım? Bir ay oldu sanırım. Bunun dışı da çok güzel. Çok benziyorlar zaten hani birbirlerine. Şöyle yapayım.
Yapı olarak da bunu çok beğendim. Ama bu daha böyle hafif. Şöyle göstereyim. Yani dudakta çok belli olan bir rengi yok. Bu daha gül kurusu gibi, bu daha pembe gibi. Nemlendiriyorlar. Bu önceki aldığım. Şöyle şuraya yapmıştım zaten. Böyle göstereyim. Rengi o kadar güzel ki ve dudağı çok güzel nemlendiriyor. Ama çok aman da aman renk vermiyor. Ben bununla şu gloss'u kullanıyorum. Bendeki hangi numaraydı? 26. Zaten pek çok kişide var. Ben böyle parlatıcılarla rujlarımı eşlemeyi çok seviyorum. Yani sadece parlatıcı alıp çıkmıyorum. Mutlaka altına kullanabileceğim bir ruj da alıyorum. Güzel oluyor. Şunun içinde bunun numarası kaçtı? Bu powder olan. Nerede diyelim? Bu bendeki 105 numara. Bunu da şimdi bulamadım. Bunun bende kahverengisi var. Böyle simli kahverengi gibi. Bence pek çoğumuz biliyoruz. Onunla çok güzel meç ederim diye düşündüm. O İstanbul'dayken yanımda değildi. Şimdi de bulamadım. Banyoda sanırım. Ebeveyn banyosunda. Onunla çok güzel olur. Aklınızda bulunsun. Aynı zamanda bende Emily'nin şöyle bir kalemi var. Bu 201 numarası. Onunla da çok güzel oldu. Yani şu ilk gösterdiğim ruj. Bununla çok güzel oldu bu kalemle. Yine aklınızda Gerçekten bulunsun. çok seviyorum Selamlı'nın kahvelerini. Daha önce Damla sakızlısını almıştık. Sonra ben onu artık böyle Trendyol'dan ekonomik boyunu almaya başlamıştım. Şimdi de tarçınlısını aldım. Bence Mehmet Efendi'ye göre ve pek çok kahve markasına göre biliyorsunuz inanılmaz farklı markaları deniyorum. Çoğunu paylaşıyor muyum bilmiyorum. Sanki bana hepsini paylaşıyormuşum gibi geliyor ama hani paylaşmıyorsam da yakın olanlar zaten beni bilir. Sürekli böyle bir kahve arayışındayım. Farklı farklı böyle lezzetleri. Güllüsünü de çok beğendim. Bunun ama tarçınlısından yana kullandım bu sefer, hak mı? Böyle bunu aldım. Zaten alırken yanımdaydınız önceki videoda. Gelelim Zara alışverişime. Böyle bunlardan fazla fazla aldım. Anneme de veririm diye düşündüm. Annemlerine de uyuyor çünkü. Diğer yeni yaptığı bezelere. Hangisini beğenirse anneme de veririm. Öyle bir plan yaptım kafamda. Bunu çok beğendik Nil'le beraber. Özellikle bunu Nil beğendi. Kokina anne hani kullanırız dedi. Gerçekten salonda şu kokinalarla kullanırız. Onun haricinde şundan iki tane set almışım. Bunlardan birini anneme veririm diye düşündüm. Bir de bundan aldım. Bunun runner'ını da aldım ama nereye koyduğumu bulamadım. Sanırım salonda. Çünkü önce salona götürmüştüm bunları. Orada böyle biraz bakıyordum. Şunlardan anneme veririm diye düşündüm. Bir de o uzun olan annemin salonuna çok güzel olur. Çünkü onun oyma böyle bir masası var. Ona yakışır. Böyle ketenimsi bir şey. Bunları Amerikan servislik olarak da kullanabilirsiniz ama ben direkt masanın üstüne küçük kısa bir şekilde koyup işte üzerine bir mum, işte bir çiçek, onlarla güzel olabileceğini düşünüyorum. Böyle fazla fazla almış oldum bunlardan. Zaten ikili. Bunun bir de uzununu aldım. Şundan iki tane aldım. Bu benim çok aklıma gelen bir şey değildi. Dediğim gibi bunu Nil düşündü. Şöyle kullanabiliriz anne dedi. Bu gittiğimizde de yine bu çizgililerden aldım Nil'e. 4-5 yaş aldım. 5-6 yaş aldım. Almışken kendime de şimdi yazında biliyorsunuz bir Viaport turu yapmıştık Ayvalık'tan önce. Gerçi onu burada paylaştım mı? Paylaşmadım sanırım ama orada da ben bazı markaların böyle kendi yaşıma uygun olanı yoksa mesela genç bölümünde atıyorum 14-15 yaş. Öyle olanlar alıyorum. Bunu mesela 13-14 yaşına almışım. Ve hatta bir önceki videoda göstermiştim. O kadar güzel oldu ki Nil'e de bir deri pantolon aldım. Nil'e deri pantolon aldım diye kendime de Zara'nın bol paça deri pantolonundan aldım. Bende dar paçası vardı. Paça kısmı fermuarlı olan. Ama Nil'inki böyle bol paça biraz normal paça diye. Kendime de ondan aldım. İkimiz beraber kombin yaptık. Bu kaç yaş? 4-5 yaş. Bir de Nil'in 3-4 yaşı vardı. Böyle kendime de 13-14 yaş aldım. Gayet de güzel oldu. Bunları krem rengi trençkotların üstünde de kullanıyorum. Sonra şu basic parçalardan aldım. Ben bunların tişörtlerini de almıştım.
Geçen sene çekmiştik sanırım. Bu sefer de uzun kollarını aldım. Elbiselerin içine de giyiyor. Sivil günlerinde de giyiyor. Bazen elbiselerin içine giydirecek body bulmakta zorlanıyorum. Böyle iki parça bunlardan aldım. Bunları sık sık böyle arada indirime girdiğinde falan da alıyorum bol bol. Bir de burada bir şeyler var. Bunlar hediye ama bunları göstereyim. Bu şekilde şimdi IKEA bölümüne gelelim. IKEA'dan neler almışız onlara bakalım. Gelelim IKEA alışverişime. Çok bir şey almadım buradan. Böyle klasik. Bence IKEA'da en klasik olan şeylerden biri. Şu bulaşık süngeri koymak için olan şeylerden. Bunlardan almamıştım ben. Bundan aldım. Çünkü böyle siyahlı bir şeye ihtiyacım vardı mutfakta. Orayı değiştireyim istiyordum. Şu vazodan aldım. Ben tam bir böyle vazo bağımlısıyım. Çok seviyorum vazoyu. Bunları da iyice böyle orada paketlemiştik. Bu vazoları da çok seviyorum ve şık duruyor. İçerideki pembe çiçekleri ya da mavi çiçekleri buna koyarız. Öyle düşündüm. Şu vazodan mesela aldım. Bu vazodan 3-4 tane birden aldım. Anneme de almıştım. Çok güzel oluyor. Bu IKEA'nın kitli poşetlerini zaten hepimiz biliyoruz. Buzdolabı poşetlerini. Bence hepimiz de çok fazla seviyoruz. O yüzden bunlardan aldım. Bunun küçük boyunu işte bu boyunu. Bu boy küçük boy zaten. Bir de orta boyunu aldım. Bir de artık kült olan şeylerinden biri şu bardaklar. Bunlardan aldım. Bunlar çok hoşuma gidiyor benim. Daha önce 2 tane almıştım. Şimdi tekrar 2 tane aldım. 4'e tamamladım. Şöyle göstereyim. Şöyle 4'e tamamladım. Aynı zamanda bu bardak altlıklarından aldım. Bu mantar olanlardan. Geçen başka bir markada aldım. Önceki vlogta söyledim. İnanılmaz çabuk dağıldı ve çok sinir oldum. Her yere döküldü. O yüzden bu sefer IKEA'nınkilerden aldım. Düz olanlardan değil de bu şekilde olanlardan aldım. Bunlarla da olur diye düşünüyorum. Olur herhalde. Muhtemelen. Kendi cam fincanlarım var. Onlarla da olur diye düşünüyorum. Aldıklarım bu kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın.